Herkese merhaba ben İzzet Camcıoğlu. Temel Bilgiler video serisinin bu videosunda RSSI değeri nedir, ne için önemli, bizim ne işimize yarar bu konulardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle açılımının Türkçesine baktığımızda alınan sinyalin gücünün belirteci olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun anlamı ne? Biz bunu nerede kullanıyoruz? Öncelikle bundan başlayalım. Ardından da bu sinyali nasıl elde ediyoruz? Nereden bunun sayısal değerine ulaşabiliriz? ve bu değeri nasıl kullanmamız gerekiyor bu konulardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak e, bir örnek üzerinden anlatayım. Drone'u aldık, uçuşa gittik, dronun pilini taktık ve kumandamızı çalıştırdık. Kumandamızla alıcısı arasında bir bağlantı sağlandı. Bu bağlantının uçuşa elverişli mi değil mi, kalitesi ne durumda? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz değer RSSI değeri. Ardından uçuşa geçtik. Kumandamızın menzili aslında e, kullanım kılavuzunda belirtilir ancak bu çevre şartlarından bağımsız bir menzildir. Yani e, çevrede bulunan binalar, hava durumu, birçok şey bu menzili etkileyen değerlerdir. Biz kuma e, uçuşa geçtikten sonra ne zaman menzilimizin dışına çıkmaya başladık veya menzilimiz nerede bitiyor bunu anlamak için yine RSSI değerini kullanırız. Aynı zamanda e, kullandığımız kumandaların menzilini ölçmek için de RSSI değerinden faydalanıyoruz. Yani uçuş sırasında biz drone'u uzağa götürdüğümüz zaman ne zaman e, menzilimizin bittiğini RSSI değeri üzerinden anlayabiliyoruz. Bunun dışında eğer uçuşumuz kırımla sonuçlanmışsa yani drone ıı, ağaçlık bir yerde bir yere düştü ve pili çıkmadı. Hala çalışıyor ancak yerini tespit etmemiz gerekiyor. İşte bu durumda yerini belirlemek için de RSSI değerinden faydalanabiliyoruz. Şimdi öncelikle bu RSSI değerini kim üretiyor, nasıl üretiyor bundan bahsedeyim. Bu ekranda gördüğünüz gibi kumanda alıcımız tarafından üretilen bir değer. Peki bu değeri nasıl üretiyor? Şimdi kısaca onu bir grafik üzerinde göstermeye çalışacağım. Evet şimdi grafiğimizin dikey ekseninde kumandamıza gelen sinyalin şiddeti olacak. Bunun birimi desibel, miliwatt'tır. Yatay ekseninde ise eş zamanlı olarak geçen zaman olacak. Yani zaman içerisinde kumandamıza gelen sinyalin şiddetini grafiğini çizmeye çalışacağız. Bu grafiği şimdi beraber çizelim. Şimdi ilk başta kumandamız kapalı, alıcımız açık olsun. Kumandadan alıcıya hiçbir sinyal gelmediği için ekranda da gördüğünüz gibi 0 desibel miliwatt'lık bir sinyal şiddeti olacak. Ardından kumandayı açtıktan sonra belli bir değere kadar yükselecek ve bu değerde çok küçük dalgalanmalar yaparak devam edecektir. Biz kumandadan herhangi bir komut verdiğimizde ise anlık olarak yükselmeler ve alçalmalarla devam edecek. Komut vermeyi bıraktıktan sonra da tekrardan bazal sinyal değerine geri dönecektir. İşte burada Kumanda alıcısına gelen bu bazal sinyal şiddetinin yüksekliği bizim RSSI değerini tespit etmemize yardımcı oluyor. Bu şiddet yükseldikçe daha kaliteli bir sinyal geldiği, bu şiddet düştükçe ise yani kumandamızla kumanda alıcımız arasındaki mesafe arttıkça bu şiddetin sinyalin şiddeti düşecek ve bu şekilde devam edecektir. Yine benzer bir e, salınım izleyecektir ancak şiddeti azalacaktır. İşte bu azalma kumanda alıcısına gelen sinyal kalitesinin düştüğünü söyleyecek. Kumanda alıcısı da bu sinyali değerlendirerek bize R S S I değerini verecektir. Şimdi burada bir başka konudan bahsetmek istiyorum. DBM ile RSSI'in farkı. Şimdi bu e, genelde benim gördüğüm kadarıyla birazcık karıştırılan bir konu. DBM kesin bir değerdir, sayısal bir değeri vardır ve uluslararası geçerliliği vardır. Yani -30 dBm dediğiniz sinyal şiddeti her koşulda aynıdır, hiçbir yerde değişmez. RSSI ise daha çok karşılaştırma verisidir ve RSSI'nin minimum ve maksimum değerlerini firmalar kendileri belirler. Yani e, bir firma ben 0 ile 250 arasında RSSI değeri kabul edeceğim der, bir firma 0 ile 100 arasında kabul eder. Dolayısıyla RSSI'nin Kesin bir değeri yoktur. Ancak RSSI yüzde olarak ifade edildiğinde bu verilen değerin yüz üzerinden tanımlandığını biliriz ve buna göre değerlendirme yaparız. Videonun ilerleyen kısmında yüzde olarak RSSI değerinin desibel milivat cinsinden nasıl değerlendirmemiz gerektiğinden de bahsedeceğim. Şimdi burada diğer bir önemli konuyu yine bir grafik üzerinden anlatmaya çalışacağım. Önce bir grafiğimizi temizleyelim. Evet, grafiğin dikey ekseninde Yine kumandaya gelen sinyalin sinyal gücü, bunun birimi de desibel miliwatt. Yatay eksende ise bu sefer zaman değil de mesafe olacak. Bu mesafenin birimi de metre olarak ifade edeceğim. Ee, bu mesafe kumanda ile kumanda alıcısı arasındaki mesafeyi ifade ediyor. Öncelikle bu ikisi arasındaki ilişki eğer şu şekilde ekranda gördüğünüz gibi doğrusal bir değere sahip olsaydı, yani aradaki mesafe arttıkça mesafeyle ile oranlı olarak desibel değeri düşseydi bu kısım kolay olurdu. Ancak bu ikisi arasında logaritmik bir değişim var. Onu da şu şekilde şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunun logaritmik olması bize birçok aşamada değişiklikler sağlıyor. Şimdi ilk olarak en baştan başlayalım. Şimdi burada ilk başta böyle bir nokta belirliyorum. Bu nokta bizim uçuş öncesi kontrol etmemiz gereken nokta yani kumanda ile kumanda alıcısı arasında 0,3 metre yani 30 santim varken bizim ölçtüğümüz e, sinyal gücü değerimizin 30 desibel milivatın üstünde olması gerekiyor. Yani bu değer sıfıra ne kadar yaklaşırsa sinyal kalitemiz o kadar fazla olacağı anlamına geliyor. Şimdi. Bu kısımda en çok kafayı karıştıran şey eğrinin şu kısmı. Bunun sebebi de bu aralıkta mesafe çok az artmasına rağmen çok ciddi sinyal kaybı yaşıyor olmamız. Bunu şu şekilde anlatayım. E, normalde uçuş öncesi kontrol ettiğimizde eksi 30'un altında bir değer, eksi 25 olur, eksi 15 olur, çok önemli değil. Bu sinyalimizin son derece kaliteli olduğunu gösteriyor. Ancak uçuşa geçtikten sonra daha drone bizden çok çok az uzaklaşmışken örneğin 100 metredeyken bu değer bir anda eksi 60'lara kadar düşebiliyor. Şimdi böyle olduğunda neredeyse 2 katına kadar düşmüş olmasına rağmen biz sadece 100 metre uzağa götürdüğümüz için bu arada bir sorun olduğunu düşündürüyor. Ancak bu gayet normal bir şey. Bu iki değer arasında logaritmik bir eğri olduğu için bu ilk kısmında kısa bir mesafede çok ciddi desibel kaybı yaşayabiliyoruz. Peki bu değer kaçın altına düştüğü zaman bizim dikkatli olmaya başlamamız gerekiyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Burada eğer eksi 90 değerini görüyorsak çok büyük ihtimalle multikopterimizin kontrolünü kaybetmişizdir. Yani eksi 90 değeri uçuşa uygun bir değer değil. Peki biz alarmı kaça kurmamız gerekiyor? Bunun için de eksi 75 önerenler var. Ben eksi 80 olarak kullanıyorum. Genelde eksi 80'de e, bazen gecikmeler yaşansa da kumandayla arasında bağlantı sorunu yaşanmıyor. Dolayısıyla biz uçuşumuz sırasında bu değeri ara ara kontrol ederek eksi 80'e geldiği yerden sonra drone'u kendimizden daha fazla uzaklaştırmamamız gerekiyor. Bu değerin eksi 80 olduğunda da kaç metrede isek burayı şu anda bilmiyorum bu kumandaya göre değişiyor. Kaç metrede isek o kumandamızın o anda uçuş yaptığımız yerdeki menzil değerine ulaşmış oluyoruz. Kısaca özetlemem gerekirse uçuş öncesi kumanda ile kumanda alıcımızın arasındaki sinyal kalitesi eksi 30'dan daha yüksek olması gerekiyor. Uçuş sırasında da eksi 80 değerinin altına düşürmeden uçuşumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu iki sınır bizim için önemli. Şimdi sıra geldi. Biz bu RSSI değerini kumanda alıcısından nasıl öğreniyoruz? Bu değeri öğrenmek için iki farklı yöntemden bahsedeceğim. İlk yöntemde kumanda alıcınız üzerinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir çıkışın olması gerekiyor veya Diğer bir şekli de şu anda ekranda gördüğünüz gibi tıpkı servo çıkışlarına benzeyen bir çıkışının olması gerekiyor. Yani RSSI çıkışı olacak. Aynı zamanda da bunu bağlayacağınız uçuş kartınızda veya FPV alıcınızda e, bu değeri işleyebilecek RSSI girişinin olması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda RSSI çıkışının iki farklı türü mevcut. Biri analog çıkış biraz daha eski bir sistem diğeri de dijital çıkış. Analog çıkışta kumanda alıcınıza göre 0 ve 0 ile 3.3 volt arasında veya 0 ile 5 volt arasında elektrik gerilimini değiştirerek bu değeri aktarıyor. Dijitalde ise PWM sinyallerini kullanarak bu değeri aktarıyor. Burada bu iki sinyali birbirine çeviren küçük bir sistem kurmanız da mümkün. Ancak ben bu konunun detaylarına şimdilik girmeyeceğim. Ben daha çok ikinci bahsedeceğim metot üzerinden devam edeceğim. Evet şimdi gelelim ikinci metoda. Bu metodun da çalışıp çalışmadığını kumandanızın ve alıcınızın özelliklerinden değerlendirmeniz gerekiyor. Benim kendi kullandığım sistemde kullandığım metodu göstermiş olacağım. Şimdi normal şartlarda kumandadan kumanda alıcısına 12 kanal benim kullandığım kumanda için bu böyle 8 kanal 10 kanal 6 kanallık modelleri de mevcut 12 kanal üzerinden veri akışı oluyor. Kumanda da bu gelen kanalın sinyalinin gücünü değerlendirerek kendi içinde bir RSSI değeri oluşturuyor. Bu kumanda alıcısının gelen 12 kanalın sinyal gücünü değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan bir değer. İşte bu aşamada kumanda ile kumanda alıcısı arasında çift yönlü bir iletişim olduğu için kumanda alıcısı da bu RSSI değerini tekrardan kumandaya geriye göndermiş oluyor. Bu sayede biz kumandamız üzerinden bu RSSI değerini doğrudan görebiliyoruz. Bunun için herhangi bir bağlantı veya bir ayar yapmamız gerekmiyor. Şimdi öncelikle bu değeri nereden bulduğumuzu, nasıl görebildiğimizi görelim. Evet öncelikle kumandamızı çalıştırıyoruz. Ardından end butonuna basarak ikinci ekrana geliyoruz. Bu ekranda alıcıdan özellikle telemetri modülü aracılığıyla gelen verileri görüyorsunuz. Bunlardan RSSI değerinden bahsedeceğim. Şu anda herhangi bir RSSI değerinin olmadığını görüyorsunuz. Çünkü alıcımız kapalı. Ardından kumanda alıcımızı 3. kanal aracılığıyla güç kaynağına bağlıyorum. Sonrasında ise buradaki değerler telemetri ile geldiği için bunlarda herhangi bir oynama olmamasına rağmen RSSI değeri hareketlenmeye başlıyor. Bu alıcımın yanlışlıkla antenlerini kestiğim için normalde şuralarda eksi 30 değerinin altında bir değer göstermesi gerekiyor. Ancak yine de daha fazla yaklaştığım zaman eksi 30'un altına ulaşabiliyorum. Bu değerin çok değişken olduğunu görüyorsunuz. Hatta en çok araya başka bir engelleyici bir cismin girmesinden etkileniyor. Şu anda şu mesafede bile eksi 50'li 50 değerlere ulaşabiliyor. Bu kısımda göstereceklerim bu kadar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet bu değeri kumandamız üzerinden görebiliyoruz. Peki biz bunu uçuş kartına aktarmak istersek nasıl yapabiliriz? Şimdi bu özelliği destekleyen kumandalarda bir de şöyle bir seçeneğimiz oluyor. Bu RSSI değerini kumandadan alıcıya giden 12 kanaldan herhangi boş olan biri üzerinden tekrardan alıcıya geri gönderebiliyoruz. Mesela örnek olarak 7. kanalı seçelim. Yani kumanda kendisine gelen RSSI değerini 7. kanalı kullanarak tekrardan kumanda alıcısına gönderiyor. Zaten kumanda alıcısı ile Pixhawk arasında espas bağlantısı olduğu için kumanda alıcısı ile Pixhawk arasında sürekli bir veri akışı vardı. Bizim tek yapmamız gereken Pixhawk'ın Mission Planner arayüzünden 7. kanalının RSSI değerinin giriş kanalı olarak ayarlamamız. Bunun ardından da Mission Planner arayüzünden veya FPV ekranından doğrudan bu Pixhawk'a gelen RSSI değerini görebiliyor hale geleceğiz. Böylelikle bu videoda RSSI'nin kullanım yerlerinden, çalışma mantığından ve bu değeri elde etmemiz için yapmamız gereken işlemlerden teorik olarak ve kısaca bahsetmiş oldum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar diliyorum.